Titus kemerinin alçak rölyeflerine bakıyoruz. Bunlardan en bilineni Kudüs'ü yıkarak büyük bir zafer kazanan ve yakında imparator olacak olan General Titus onuruna yapılan büyük bir zafer yürüyüşüyle Kudüs'ten elde edilen ganimetlerin Roma'ya getirilişini gösteren sahne. Zafer takı yani kemeri imparatorun savaş ganimetleriyle birlikte yanında maiyeti, askerleri ve savaş esirleriyle içinden geçtiği bir yapıdır. Yani Roma için büyük bir an. Çünkü zaferin kutlandığı bir an. Bunun sonunda kaybeden ordu komutanı törenle öldürülürdü. Aynı şekilde bu olayda da Kudüs'teki isyancıların başındaki kişi Giora'nın oğlu Simon törenle öldürülmüştü. Titus kemeri rölyeflerine sanat tarihi açısından bakarsak buradaki vahşeti bazen göz ardı edip hakkında rahatça konuşabiliyoruz. Bu kemer Antik Roma sanatına pek çok açıdan örnek teşkil ettiği için hemen o konuya yöneliyoruz. Figürler son derece doğal görünüyor. Hatta Kudüs'teki tapınaktan ele geçirdikleri ganimetle şehrin kapısından geçerken resmedilen askerlerin sanki üç boyutlu olduğu hissi bile var. Aslında bu Yahudi Roma Savaşları'nın bir tarihçisi olduğu için çok şanslıyız. İbranice'de Matatyas'ın oğlu Joseph, Latince'de Flavius Josephus olarak bilinen bu tarihçi, savaşın ortasında taraf değiştirmiş Yahudi bir generaldi. Yahudileri bu savaşın bir parçası olmamaya, Romalıları ise Yahudilerin sadece küçük bir kısmının Roma'ya isyan ettiğini ikna etmesi amacıyla bu savaşı yazması için imparatorun ailesi tarafından desteklenmişti. Bu nedenle Josephus, zafer yürüyüşü sırasında ortada durarak bunu tam bir kafa karışıklığı içinde hangi tarafta olduğunu bilmeden izliyor. Bizim burada gördüğümüzde tam olarak bu Roma zafer yürüyüşünü hem anlayan hem de bundan acı çeken birinin benzeri görülmemiş durumu. Roma İmparatorluğu 1. yüzyılda büyümeye devam ediyor ve Romalılar bugünkü adıyla Orta Doğu'ya ve bir Yahudi eyaleti olan Judea'ya doğru genişliyorlar. Roma İmparatorluğu Judea'yı topraklarına katıyor. Bu dönemde burada çok tanrılı dine tapanlar ve Samiriyeliler var. Samiriyelilerin kutsal dağı bugünkü Nablus'ta. Tabii ki pek çok Yahudi de var. Yahudiler ve Samiriyeliler Paganların ülkelerine gelip kutsal topraklarını ele geçirmelerinden pek memnun değiller. Karşılıklı etkileşimin zorluğu olayların daha da karmaşık bir hale gelmesine neden oluyor. Yani tek bir tanrı için, tek bir tapınakları olan bu son derece tuhaf grupla baş etmenin ne anlama geldiğini anlamaya çalışan bir medeniyet görüyoruz. Ve bu sözünü ettiğimiz tek tapınak Kudüs'te. Kudüs'teki bu tapınakta kutsal nesneler de yer alıyor. Diğer tarafta ise o dönemde pek çok topluluk farklı şehirlerde farklı tapınaklara gidiyor. Yani burada benim tanrım için bir tapınak var. Başka bir şehre gittiğimde başka bir tanrı görüyorum. Oysa Yahudilerin sadece tek bir tanrısı vardı. Bundan dolayı da özel hakları vardı. Mesela Roma İmparatorluğunda her nerede yaşıyorlarsa oldukları yerden Kudüs'e para ve bağış gönderebiliyorlardı. Ancak Kudüs'e başkalarının uluslararası para gönderme izni yoktu. Romalılar bazı tuhaf ihtiyaçlarına rağmen iyi bir tebaa olma potansiyeline sahip bu halkı ele geçirmenin bir yolunu bulmuştu. Kendi tapınakları vardı. Çocuklarını sünnet ettirmekte ısrar ediyorlardı. Yemekle ilgili ciddi kuralları ve şabat denen bir adetleri vardı. Tüm bunlar çeşitli biçimlerde Romalılar için oldukça enteresandı. Aslında bunların hepsi Yahudilere özgü davranışlar değildi. Örneğin Mısırlılar da çocuklarını sünnet ettiriyordu. Yine de çoğu adetleri tuhaftı ve Yahudiler kitaba dayalı bir dine sahip olduklarından bu yüzden okuyabildiklerinden dolayı diğerlerinden farklıydılar. Böylelikle bu karmaşık durum Kudüs'te niyet ve amacıyla tamamen Augustus dönemine ait bir Roma tapınağı gibi görünen bir tapınağın inşa edilmesine yol açtı. Ancak buradaki tuhaflıksa içinde hiç heykel ya da tanrı resmi olmamasıydı. Romalılar buna bu bir Roma tapınağı ama eğlenceli kısımları, anlamlı kısımları eksik diyecekler. Yahudiler ise bu Kudüs tapınağı burada kesinlikle resim ya da heykel olamaz diye cevaplayacaklardı. Ancak bu tapınakta olan şeyler de vardı mesela kutsal nesneler. Burada Titus kemeri üzerinde gördüklerimiz onlar. Savaş ganimeti olarak Roma'ya götürülüyorlar. İşte burada Menora yani 7 kollu şamdan var. Bu Yahudi tarihinde özellikle Roma döneminde çok önemli bir sembol. Ayrıca tapınakta bulunan başka kutsal nesneler de görüyoruz. Ekmek masası gibi. Tevrat'ın ilk beş kitabı Tora'ya göre ekmek masasının üzerine Tanrı için 12 somun ekmek konulmalıydı. Burada kemerin üzerinde gösterilen tipik Roma masasına gelinceye dek benzer masalar bu amaç için kullanılmıştı. Yahudi olmayanlar buraya ilahlarının suretlerini koyardı. Yahudiler ise tanrıya hizmet etmekte kullanılan kutsal nesneleri koyuyorlardı. Ancak Romalılar gelip Judea'yı aldıktan sonra Matatyas Antigonus denen son Yahudi kralı bir tarafında menora, diğer tarafında bu masa olan bir para bastırmıştı. Roma işgaline karşı isyan eden Yahudilerle savaştıktan sonra yani uzun ve korkunç bir savaştan sonra en kutsal yerlerden alınan en kutsal nesneler burada tamamen savaş ganimeti olarak sunuluyor. Burada ilginç ve hoş olan Titus kemerinin altından geçip onu geride bırakarak birkaç yüz metre yürüdükten sonra Titus'un babası İmparator Vespasya'nın yaptırdığı tapınağa varıyor olmanız. Çağının en önemli sanat eserleri Roma'nın ve Vespasya'nın büyüklüğünü göstermek amacıyla burada bir araya getirilmiş. Kaydelerden birinin üzerinde aynı şamdanı, aynı masayı, aynı boynuzları görebiliyorsunuz. Yani Josephus'un yazdığı metinde tarif ettiği ve kemerin üzerinde gösterilen gerçek nesnelerle bu antik müzedeki nesneler arasında gidip gelmeniz mümkün. Ancak bu bizim bildiğimiz müzelere pek benzemiyor. Kendisi bir tanrı ilan edilmek üzere olan Titus, savaş ganimetleri ve ödüllerini bu müzede toplamış. Yani bu Romalılar için son derece derin anlamlar taşıyan bir yürüyüş. Ancak Yahudiler için aynısı geçerli olmasa gerek. Onlar için çok dehşet verici bir yürüyüş olduğu kesin. Hoşçakalın.